Huzurlarınızda beraber ve solo şarkılarda Yekta Tilmen ve Saz Heyeti. Bakalım bugün neler dinleyeceğiz? Kahve, çay ne söyleyeyim size? Ben iyiyim böyle. Ben de. Aa, olur mu? Özel çekim kahve. Her gün iki fincan, kalp ritmine, yağ yakımına gayet iyi gelir. Şiddetle tavsiye ederim. Sağ olun. Gel. Kahve getirmiştim. Burada olduğunuzu bilmiyordum sadece. Varsa acıma ikram ederim onu ben sonra için. Olur vallahi içelim. Ne de olsa zihin açar. Özel çekim mi? Ne yaparsın? Olsun. Ay. Hayat beni sürekli size çarpıyor bu aralar. Kimini de yerden yere. Dua edin de şansınız dönmesin. İfadeyi ne zaman görebileceğiz? Hakim Hanım'a ait olanı. Yüklenince. Cevabını bildiğiniz sorular sormak da ne bileyim ya. Biraz büyük çaresizlik. Başka açısı var mı bu otoparkın? Maalesef yok. Nasıl yok? Koskoca otopark başka açısı yok mu? Çoğu çalışmaz onların sayın savcım. Bakımsızlıktan arızalı olan da var. Yani otopark diye çok şey etmedik. Ben otoparka bakmaya gidiyorum. Çok da şey etmediniz ha? Bak söylüyorum. Güvenlik şefiniz, müdürünüz, hastane yönetimi bu güvenlik kameralarının hesabını bizzat bana verecek. Sen önce bunu bir onlara bildir. Umarım bu sefer çok da şey edersiniz. Tamam. Zincirleme, ihmaller tamlaması gibi ya. Bakalım daha ne eksikler bulacağız. Hem Yekta Bey'in hem de Seda Gökmen'in vekaleti var dosyada. Bu nasıl hikaye arkadaş ya? Bir gün önce hasım, bugün avukat. Evvel gün savcı, bugün avukat. Z kuşağı gibiler maşallah. Yani yarın kim kim belli değil. Hızlarına yetişemiyorum vallahi. Savcım isterseniz siz önce kahvenizi için ondan sonra başlayalım. Vallahi sana bravo Rıdvan ya. Bir tutarlı sensin ha. Dün katipti, bugün yine katipsin. Bana bir kahve söyle, duble olsun. Tilmengiller de beklesin. Kaçma ve delilleri yok etme şüphesi bulunmayan, adli hükümler uyarınca serbest bırakıldığı takdirde tüm yükümlülükleri gereği gibi yerine getirecek olan, daha önce bir suça bulaşmamış olan şüphelinin daha fazla tutukluk alması aşırı bir tedbirdir. Yapma Ilgaz, bunlar için dilekçe yazmış olamazsın ya. Yani Ilgaz Bey, ben de insanım canım. Değiş tonton gibi hop her duruma ayak uydurayım. Ha, oturmadık. Öyle gerginiz yani. Tamam, mesaj anlaşıldı. Buyurun. Böyle iyi. O zaman Taksim fazla uzun sürmesin gıy gıy. Ben direkt solo alayım. Amacınız ne savcım? Yazdım işte, bitti. Alın, görün demek mi? Bir saattir sizi beklerken düşünüyorum. Yani daha yumuşak bir dille yazılabilir mi diye. Vallahi yok. Emsal yani. Bu kadar pufidik bir iddianame olabilir mi ya? Sen rastladın mı daha önce Seda'cığım? Hayır. Özellikle yumuşatılmış bir iddianameyi de okudum. Değil mi? Puf puf. Yumuşacık. Kabarık. Ama hafif. Sanki özel birileri için yazılmış gibi. Belki de hastalık beni daha ılımlı birisi haline getirmiştir. Değiştirmiştir. Daha pufist bir adam yapmıştır değil mi? Belki de ilk pufist. Hı? Anladım ben sizi. Anladım. Omurga oldu taş. Katır kutur. Sesleri duyuyor musun? Kütleteyim mi savcım? Ya kütletme lan. Ya sana da bravo ha. Gerçekten. Gıkın çıkmıyor arkadaş ya. Çakı gibi adamsın. Ya ne yapayım savcım? Yorulmaya zamanımız mı var? O ne Eren ya? Manitacılık ha? O ne oğlum ya? Toka saklamak filan. Biz lisede yapıyorduk bunları Allah aşkına ya. Senin duygusal yaş oralarda mı kaldı? Ha. Ya oğlum utanma söyle. Aşk bu yani. Yaşta değil, kalptedir. Yok savcım, tam olarak öyle değil. Nasıl? Yani sevgili meselesi değil. Zira bir sevgilim falan da yok zaten yani. Ha, mevzu derin. Anlat. Yahu anlat şimdi, çektirme kendini sorgu odasına ha. Tamam savcım, tamam. Benim bir kızım var. Nasıl ya? Oğlum sen evli değilim dedin. Ne ara çocuk yaptın? Vallahi ben de öyle biliyordum savcım ama varmış işte. Kalk. Ne oldu savcım? Yahu kalk. Mevzu derin değil ki. Kuyu mübarek. Burada düşülmez. Senin mesai bitmedi mi? Bitti. Tamam işte, benim de bitti. Gidelim bir yerlerde bir şeyler içip dertleşiriz ya. Ha? Allah'ına. Sen de dünden hazırmışsın. Savcım sen şimdi yakışıklı yerleri de biliyorsun. Ayıpsın. Ay 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 ay. Her şey tamam mı Rıdvan? Tamam savcım. Hayırdır avukat hanım, bir şey mi unuttunuz?
Neden sadece iki kadın? Ben olayla bağlantısı olan başka bir kadın göremiyorum da ondan. Oradan bakınca görünmüyor demek ki. Ama benim olduğum yerden nefis görünüyor. Savcım müsaadenizle ben bunları sisteme... Tamam Rıdvan, çık. Afiyet olsun Sayın Savcım. Sağ olun Rıdvan, sağ ol. Ben tabii aradım aslında ama telefonunuz kapalıydı. Haber ver demiştiniz ya, onun için geldim. Nedir? Maalesef evrak Uyap'a düştü. Ilgaz Savcı'nın istifası uygun bulundu. Müsaadenizle ben gideyim. Otur. Ben mi oturayım? Oğlum karşımda senden başkası mı var? Otur diyorsam otur Rıdvan. Tek mi çift mi? Tek. Teki ben içerim. Açıkçası ben bu kadar üzüleceğinizi tahmin etmemiştim savcım. Ya taşmayayım ben Rıdvan. Üzüldüm tabii ya. Üzüldüm. Al sana itiraf. Vallahi açıkçası ben de beklemiyordum bu kadar üzüleceğimi. Bakma biz Ilgaz Savcı'yla birbirimize gireriz sürekli. Atışırız, yarışırız, kızışırız ama... bütün bunların hepsi ne için? Adalet için. Ilgaz Savcı kolay yetişmiyor. Bakma biraz bunun havada ama... kolay kolay bir daha onun gibisi gelmez. Bir de bu etrafta oteldi, bungalovdu, hepsine bakılmıştı. Yani hiç mi olayı duyan gören yok ya? Biz otele gidene kadar oradakiler ayrılmışlar Savcı. Mustafa onların peşine düştü. Artık bu Eren'in ekibi bakacak. Bir de bu Celil'in kafasına sert bir cisimle vurulmuştu ya. Ya olay yerinde onun olmaması da canımı sıkıyor ya. Didik didik arasınlar her yeri. Gerekirse genişletsinler aramayı. Emir anlaşıldı savcım. Bu arada bizim tarafta da olunca ayrı bir güzelsiniz ha savcım. Taraf derken? Aspirene bas Eren. Ben hiçbir tarafta değilim. Tam da olmam gereken tarafsız yerdeyim. Yani senin de olman gereken yerde. Oo. Kaya Hukuk Bürosu'nu bir kutlayalım dedik. Buz vardır inşallah ha? Buz. Ya var tabii var. Hadi gelin. Hadi geçin. Şimdi ani durum değişikliği olur ya şoka vuruyorlar. Yani etki. Merhabalar. Hadi gelin. Hoş geldin. Bir de iyi tarafından baksana Eren bu duruma ya. Şimdi niye diyeceksin? Bak. Yok efendim gaz çıkarmasıydı çocuğun. Yok efendim işte sırtında gezdirmesiydi. Ondan sonra ilkokuluydu, ortaokuluydu. Yok efendim anne dedi, baba demedi. Baba dedi, anne demedi. Bütün bu dertleri yırtmışsın ya. Ah be savcım, keşke hiç yırtmasaydım o aşamaları var ya. Cinayet saatinden önce İstanbul yönünde Şile'den yola çıktığı görülecek. Elektronik çağda yaşıyoruz zaten Yekta. Neyse çıkar ortaya. Laçin Hanım. Sigara kullanıyor musunuz? Yani arada, nadiren de olsa arada içiyorum. Nadir içici. Ya yapma Yekta, bozuk plak gibi kendi işidir deyip duruyorsun. İçeriden nasıl planlasın kaçmayı? Bırak Allah aşkına. Vallahi mümkün savcım. Neler yaptı görmedik mi? Planlar, tehditler. Asıl sizin buna şaşırmanız şaşırtıcı. Yekta, bırak hikayeyi anlatmayı. Oğlun uyanıyor, kendine geliyor. Ondan sonra avukatını görüyor. Ondan sonra sen giriyorsun yanına. Sonra puf, birdenbire kayboluyor beyefendi. Ah şu pufizm dünyaya bir yayılsa, değil mi? Öyle değil mi avukat hanım? Puf diye gidersiniz işte. Olay yerindeyiz, inceliyoruz Sayın Savcı. Vallahi bunların kadrolu savcısı olduk Eren ya. Sen de kadrolu polisi oldun. Estağfurullah Sayın Savcı. Öyle tabii ya. Bitmiyor ki vukuatları, soruşturmaları, ifadeleri, tutanakları. Yani adliye kabul gününe döndü vallahi ya. Şey diyeceğim, bana bu... Laçin Tilmen'in HTS kayıtları lazım. Olay gününe ait, acil. Emir anlaşıldı savcım. Adliye geldi zaten Seda Hanım. Engin'le görüştükten sonra. İfadesi alındı. Aa, neden? Canım öyle istedi. Keyfi. Oldu mu? Dava benim, sanık benim. Sana ne? Sen şimdi bırak Seda'yı Meda'yı. Engin nerede? Onu söyle, uğraştırma beni. Nasıl oldu bilmiyorum ama yan yanalar. Yapma Ilgaz. Bir şekilde birlikte gittiler.
Engin zorla götürdü Ceylin'i belli. Ya kaçarken niye alsın birini yanına? Dersiz başına dert açacak. Adam zehir gibi, aptal değil ki. Ya Sayın Savcım, rehin almış olabilir mi? Ne bileyim, hani başı sıkıştığında koz olarak kullanmak için falan. Ha evet, doğru. Olay da zaten Los Angeles'ta geçiyor değil mi Eren? Haklı olabilirsin Eren. Ya da... Ya da ne savcım? Engin Ceylin'in yanında olduğunu bile bilmiyor. Ceylin bir şekilde arabaya bindi, Engin yalnız olduğunu zannediyor. Ceylin Engin'i durdurmak için peşine düştü. Ha evet, doğru. Çünkü avukat hanım oksijen yerine adrenalinle yaşıyor. Ha sen suçunun peşine düş polis gibi, ajancılık oyna. Tam Ceylin'den beklenecek hareketler bunlar ya. Başına iş açmaz inşallah. Yekta öğrendiği an üçüncü kişi şüphesini kaldırtmak için saldıracak. Tutuksuz yargılamaya itiraz edecek, anında tutuklu yargılama talep edecek. Söz konusu Ceylin. Onu ben de biliyorum. Ya ben mi çevirdim Arap saçına soruşturmayı ya? Karı koca sağlı sollu bana gidiyorsunuz. Yani öyle arada, öyle sıkıntıda bırakıyorsunuz ki beni. Elimi kolumu bağlıyorsunuz ya. Eşi delil değiştiriyor diyecekler. Karısı dışarıda serbest diyecekler. Aa, dosya tehlikede. Hemen Ceylin Hanım'ı alalım yeniden içeriye. Ya Allah aşkına, Allah aşkına kendini benim yerime koy. Mevcut delillerle böyle bir talepte bulunulsa ne yaparsın? Direkt yollarsın sulh cezaya, yanlış mıyım Ilgaz? Emin değilsen, incelemen daha bitmediyse bekle. Savcı olarak bu hakkın. Sağ ol ya. Mesleğin 12. yılında iş öğreniyorum sayende. Onu ben de biliyorum. Çok basit. Hepsini anlatıyorum sana. Gel bak. Ne bu şimdi? Bu bir tripod. Ya onu anladık da ne gerek var manasında soruyorum ne bayağı sen de. Allah Allah. Ha bir kere de inat etme ya. Bunu buraya koyuyorsun. Şuradan bir kere basınca açılıyor, bir kere basınca da kaydediyor, tamam mı? Yapma ya, basmayınca kaydetmiyor mu? Benimki yeşil çay olacaktı. Sallama değil, yaprak bu savcım. Aynen dediğiniz gibi. Ellerine sağlık. Sağ ol, kolay gelsin. Vallahi arkadaşlar, cipsi, krakerdi, bisküvitti falan bıraktım. Bunlara da dandım. Sağlıklı yaşam şart. Yani çok lezzetli ama, buyurun. Ben bunu yemeye kıyamayacağım galiba. Uzun yaşamaktan korkmayın avukat hanım. Burası. Ben de hiç almayayım. Bir gelişme var mı sayın savcım? Olmaz mı? Vallahi sular durulmuyor. Bu Göksu'nun dolabında bir poşet saç çıktı. Muhtemelen senin saçın var içinde ama bakıyorlar şimdi. Yahu krakerde cips ederken şimdi mi söylenir bu? O zaman tutuklu yargılanma isteyeceksiniz. Mecbur. Oh, bu da mis gibi kokuyor vallahi. Manevi baskı. Duygusal şiddet uyguluyorsun sen bana ve yeter. Bunaldım. Ya bırak şu afili lafları. Ailenim ben senin. Bilmek en büyük hakkım. Abinim, abin. Ben sana hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Ayrıca bu şekilde abilik yapmanı da senden ben istemedim. Bak Neva, yay gibi gerginim zaten. Çeker giderim. Bir daha da dönüp bakmam ona göre. Bakma. Bakma ya, bakma. Bunaldım. Sen benim babam değilsin. Benim annem değilsin. Ben de sana emanet edilmiş o küçük kız çocuğu değilim artık. Ya kör müsün, ben büyüdüm ya. Büyüdüm ve senden bıktım. Sakin ol, tamam, indir silahını, indir silahını. Tamam, hallederiz, konuşurum ben. Bak savcıyım diyorum, sakin ol. Geri bak vururum. Bas silahını. Eren, Eren. Vurur kardeşim ha. Savcı. Eren bırak. Savcım. Savcı, dur oğlum, tamam. Eren bırak onu. Savcım olmaz. Bırak. Tamam savcı. Aslan sen de. Kalk. Kalk. Yürü lan. Yürü. Neva'ya inmişsin. Neva. Kuzum tamam, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Geçti. Eren ambulans. Eren. Bakmayın lan, ambulans çağırın. Ona bir şey olacak diye çok korktum. Öfke ne kadar boş. Ne kadar safsataysa... sevgi o kadar gerçek. Korku o kadar yakın.